Sevgili basın emekçileri, sevgili kız kardeşlerim, isyanımız yaşımızı aşıyor. Kadın dayanışması yaşatıyor. Yakınlarda kayıplarla ve büyük bir acıyla geldik 8 Mart'a. Dayanışmaya ve yan yana olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var bugün. Bu yıl daha güçlü olmak için, dayanışmayı büyütmek için, acımızı paylaşabilmek için Ankara Kadın Platformu'nun düzenlediği 8 Mart eylemini ve feministlerin örgütlediği 17. Feminist Gece Yürüyüşü'nü birleştirdik. Ortaklaştık. İsyanımızı büyüttük. Sesimizi çoğalttık. Bu yıl heyecanımızla, coşkumuzla değil ama öfkemizle, isyanımızla, yüreğimizde taşıdığımız yasımızla ve her şeye rağmen kaybolmayan umudumuzla tekrar sokaklardayız. Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz. Şubat gecesi önce 7.7 şiddetinde ve aynı gün 7.6 şiddetinde başka bir depremle Suriye'de ve Türkiye'nin 11 ilinde on binlerce insan yaşamını yitirdi. Yüz binlercesi göçük altında kaldı. Saray rejimi arama kurtarma çalışmalarında son derece kritik olan ilkokul 36 saatte harekete geçmeyerek on binlerce insanın ihmal yüzünden hayatını kaybetmesine neden oldu. Suriye'deki sınır kapılarını kapatarak on binlerce insanı ölüme sürükledi. Suriyeli kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ artılar da artılarla dayanışmamızı engellemeye çalıştı. Devlet hesap verecek! Afet değil cinayet! Devlet hesap verecek! Afet değil cinayet! Devlet hesap verecek! Yüz binlerce insan eşini, çocuğunu, sevdiklerini, evini, köyünü, şehrini kaybetti! Devlet, bilim insanlarının uyarılarını dinlemediği gibi kendi kurumlarının hazırladığı raporlarına görmezden gelmeyi seçti. Politik bir tercihle yaşamdan ve yaşatmaktan yana bir tavır almadı. İşte bu yüzden devletin, patriarkal kapitalizmin olmasına göz yumduğu bir felaketi yaşıyoruz. Bizler yönetenlerin, sermayenin çıkarları ve hırsları uğruna öldürülüyoruz. Ancak bilinsin ki yine bizler erkek egemen devletin bize dayattığı karanlığı dayanışmayla aydınlatacak eşit, özgür ve güvenceli bir yaşamı birbirine kenetlenen ellerimizde yeniden filizlendireceğiz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. İktidar, insan yaşamının söz konusu olduğu böyle bir süreçte bile ötekileştiren, kutuplaştıran bir dille tekçi politikalarda ısrar edip dayanışmayı örgütleyenleri kriminalize ederek engeller yarattı. Yetmedi, dayanışmayı büyütenlere kayyum atayarak yok edebileceğini sandı. Biz kadınlar unutmayacağız. Depremi katliama ve büyük bir yıkıma dönüştürenlerden hesap soracağız. Afet değil cinayet, devlet hesap verecek.
Afet değil cinayet, devlet hesap verecek. Afet değil cinayet, devlet hesap verecek. Şehirler, köyler, kasabalar başımıza yıkılırken bu felaketten en çok kadınlar, çocuklar, LGBT artılar ve mülteciler zarar gördü. Her fırsatta LGBT artılara hedef göstererek nefreti ve cinsiyetçiliği körükleyenlerin deprem bölgelerinde de aynı tekçe ayrımcılığı anlayışta ısrar ederek tüm topluma kapsayıcı bir şekilde hizmet etmeyeceğini biliyoruz. En temel insan haklarından olan barınma hakkından yoksun bırakılan, deprem alanında dahi ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar, hijyenik olmayan, insanlık dışı koşullarda evde kendisine dayatılan bakım emeğinin kat ve kat fazlasını çadırlarda vererek yaşamlarını sürdürmeye ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tuvaleti ve banyosu olmayan yerlerde sağlıktan söz edilebilir mi? Kadınlar açık alanda, güvenlikten yoksun bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamak zorunda bırakılıyor. Yardım dağıtımı esnasında taleplerini erkeklere söylemek zorunda bırakılıyor. Ya da dile getiremedikleri için ihtiyaçlarına ulaşamıyorlar. Gündem değişiyor ama katiller değişmiyor. Sadece yıkıma uğramış kentlerde değil, bu coğrafyanın her yerinde gücünü egemenlerden alan erkek şiddeti artarak devam ediyor. Çaresizlik kol gezmeye, adaletsizlik sürmeye devam ediyor. Bağır herkes duysa, erkek şiddeti son bulsun. Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun. Biz ilk gün, depremin olduğu ilk gün, Begüm oradan çıktığında yanında olabilmek için buradan oraya gittik. Sabahında oradaydık ama bizden başka kimse yoktu. 3 gün boyunca koca Hatay'a hiçbir iş makinesi girmedi. İnsanın kaldırabileceği bir enkaz değildi. Biz orada Begüm'ün sesini duyarak, Begüm'ün ailesinin çığlıklarını, yardım çığlıklarını dinleyerek onları oradan başlarında bekledik. Ya onlar ölürken başlarında oturup bekledik. Kimse gelmedi, kimse sesimizi duymadı, hiç kimse yoktu gerçekten. Begüm ve bütün ailesi 5. gün o enkazdan cenazeleri çıkartıldı. Begüm'ün kardeşi öleli daha 24 saat olmamıştı. 4 gün boyunca o soğukta, orada enkaz altında can çekişerek öldü. Begüm'le ilk gün konuşuyorduk, sesimizi duyuyordu. Bir ona sesleniyorduk, burada attığımız sloganları Begüm'ün yanında güçlü durabilmesi için atıyorduk. Ellerimizle kazdık enkazı da, ellerimizle çıkarmaya çalıştık. Ne Begüm, ne ailesi, ne de o binada bulunan hiç kimse o binadan canlı çıkartılmadı. 5. gün kepçelerle parçalanmış cenazelerini çıkartabildiler sadece. Biraz sizden faydalanmak. Fark ettim onu. Thank you.
kaderdeyim.